Evet. Bir de ne vardı? Tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı 1 değil mi? Bu da nereden geliyor? İşte hatırlarsan bunun ne diyelim? Şimdi şöyle yapabiliriz. Yani bunun nereden geldiğini ispatlamaya çalışıyorum. Ondan dolayı şöyle düşünebilirsiniz. Şurada yapmaya çalışayım. Şimdi tanjant x neydi? Tanjant x şöyle tekrar yazayım. Tanjant x çarpı kotanjant x 1'miş. Gerçekten 1 mi? Tanjant x yerine ben sinüs x bölü kosinüs x yazabilirim. Çarpı kotanjant x yerine ben ne yazarım? Kosinüs x bölü sinüs x Sinüs. yazarım. Nereden? Şuradan yazayım yani. Bunları kullandım. Bu işlemi yaparsam ne gelir gerçekten? Sinüs x ile değil mi? Buradaki sinüs x ile bu sinüs x sadeleşir. Daha sonra buradaki X'ler kosinüs ile sadece. kosinüs x sadece ne kaldı? Hepsi gitti yani. Ne oldu? Burada bir kaldı aslında. Şurada bir var. Bir var değil mi? Hep bir birler var. Bu bir ile çarparsak bir bölü birden bir gelir. Yani cevap bir. Gerçekten birmiş yani. Bu da önemli. Tanjantla kotanjantın çarpımı bir. Evet, neydi? Kosinüs kare x artı sin kare x de neydi? Bizim için birdi. Bu da tanjantla kotanjantın çarpımı birmiş. Evet. Burada tamam. Burada zaten içler dışa çarpım yapmıştık aynı şekilde. Evet, buradan da ne yapmışız? Burada yani bizim bulduğumuz cevabın aynısı değil mi? Eksi 3 bölü 2 demiş. Evet. Öyle bulmuş zaten. Tamam. O halde bu soruyu geçiyorum. Yani burada bilmeniz gereken şu 3 tane eşitlik var ya, bunları bileceğiz. Yani bunları formül defteriniz falan varsa onu ekleyebilirsiniz. Bilmiyorum siz yapıyor musunuz o sistemi? Matematik defterine ekliyoruz hocam. Yani matematik defterim ben olsam ilk sayfası böyle formüllerin oluyor. Bir iki sayfasının formüller yazacağım şekilde ayarladım. Ona göre giderim. Ya da küçük bir A5 kağıdını, A4 kağıdını formüllerin olduğu bir kağıt oluştururdum mesela kendi kendime. Çalışırken rahat edersin yani yazılıya falan. Bu konuya hocam yazıyorum, sonra altına soruları, örnekleri. Yok, formüllerin tamamı bir arada bulunsun anlamında demek istiyorum. Ha, öyle Formülün yapmamış. hepsi bir arada bir kağıtta bulunsun anlamında. O anlamda demiştim. Evet, diğer soruya geçelim. Hızlı mı geçiyor? Tamam, doğruymuş. Geldik buna. Bu işlemi yapacağız. En sağda şeklini sormuş burada. Ne yaparız? İşte tanjant x var. Burada tanjant x'i ben ne yazacağım şuraya? Sinüs x bölü kosinüs x. Kosinüs x bölü sinüs x değil miydi? Sinüs Sinüs x bölü kosinüs. Bu Aynen. sinüs x bölü kosinüs x'ti. Arada artı var. Diğerine geldim. Diğeri neymiş o halde? Kosinüs Sinüs x bölü x. sinüs Evet, bu da aynı şekilde kosinüs x bölü sinüs x'i. Evet. Çarpı sinüs x ayrıca varmış. Burada ne yapılır? Şu anda hiçbir şey yapamıyoruz ama içler dışlar pardon x. parantez içindeki ifadenin paydalarını eşitlemem lazım. Yani burayı Sinle çarpacağız. Diğeri de kosinüsle mi çarpacağız? Bunu sinüs x'e genişletmem lazım paydasını. Şöyle parantezine yazayım. Şunu da ne yazacağız? Kosinüs x değil mi? Paydaşlamak için bu lazım. Şunu buraya yazdım. Çapraz. Bunu da buraya yazdım. O halde çarpalım. Ne gelir sizce oradan? Sin Üst taraf sin kare x şöyle yazayım. S kare x yazayım. Sin kare x anlamında. Aşağı ne oldu? Kosinüs x kare. çarpı sinüs x oldu değil mi? Sin. Aynen. Yan tarafa geldim. İşte tek paydan da yazayım istersen. Artı artı payda işte oldu ya. Kosinüs. Kos Yani o kare da kos da kos yapalım. x. Kosinüs Sinüs kare x yani c kare x yani kosinüs kare x anlamında kullandım. kare x. Evet, Sin çarpı burada ne var? Sinüs x var. Burada sx x diyorum. Şu üst taraf ne yapar artık? Kullandım. x Bildiğimiz özdeşlik. Ödev verdim. Özdeşlik karşına ne çıktı? bir. Birmiş. Evet, buraya bir yazacağız değil mi? Yani buraya bir yazınca ne hale gelecek? Bakalım. Şuradan devam etmek istiyorum. Eşittir dedim. Oraya bir yazdım. Aşağıda kosinüs x çarpı sinüs x kalmış. Ve çarpı şurada ne var? Bir de sinüs x var değil mi? Şöyle. X'ler gider. Evet doğru. Çarpma olduğu için bunlar bu gider. O halde ne kaldı geriye? Eşittir. 1 bölü Bir bölü. kosinüs. 1 bölü Evet kosinüs doğru. x. 1 bölü kosinüs x ne eşitti? Hatırlayan var mı? Sin yok. Şöyle daha açık yazayım da şöyle. Sin x'i değil mi de sin? İşte formül kitapçı işte ben bundan dolayı istiyorum. Formül
Kağıdınız olsa orada hemen bakabilirsiniz. Bu neye eşit hatırlamadık mı? Ben yazıyorum o halde. Ne yazıyor? Sekant. Bu neydi? Sekant x değil mi? Evet. 1 bölü cosinus x, sekant x eşittir. Yani cevabımız neymiş o halde? Sekant x'miş kızlar. 1 bölü cosinus sekant x eşittir. 1 bölü sinüs neydi o da? Cosekant x, hatırlıyor musun bunları? Diğer evet. Eşit geçmiştir. Evet, o halde bunu da bu şekilde bitirmiş oluyor. Yani bunun cevabı secant x olması lazım. Bakalım ne yapmış adamlar. Evet, 1 bölü cosinus x diye bırakmış ama ben secant x diye yazabilirim. Bunu da söyleyeyim. Evet, cevap çıkanı bu da olabilir yani. Test olsaydı mesela. Şunun yerine şu gelebilirdi yani. İkisinden biri mutlaka olacak ama bir tanesi olacak. Yani ya 1 bölü cosinus x oldu ya da secant, ben olsam secant x'i yazardım mesela. Evet, bu da bu şekilde. Diğer soruya geçebiliriz artık. Eğer anlaşılmayan bir yer var mı acaba burada? Yok hocam. Evet. Bunları siz tekrar evde yapıyorsunuz, defterinizde yazıyorsunuz anlamak için. Ekran görüntünüz zaten. Evet. Evet. Geçiyoruz o halde. Geldik. Buna benzer soru çözdük. İşleri dışarı yapacağız. Başka bir şey yok. Sonra kotanjant buluyoruz değil mi? Evet. Yapmak isteyen var mı ya da söylemek isteyen? Ben yapayım mı hocam, söyleyeyim. Yani şöyle işleri dışarı. Söyle bakalım. 3 sin x sinüs. 3 sin x yani sin x seçim. Tamam. Eksi 3 kosinüs x. Tamam. Eşittir. 2 sin x artı 4 kosinüs x. Evet, tamam. Bunu şimdi şey yapıyoruz. Ne yapalım? Sinleri bir tarafa, kosinüsleri. Aynen. Sinleri bir tarafa, kosinüsleri bir tarafa topluyoruz. 3 sin x eksi 2 sin x. 3 sin x yazdım. Eksi 2 sin x yazdım. Artı 4 kosinüs x. Tamam. Artı 3 kosinüs x. Tamam. Bu ne yapar? Sin 1 oluyor. Sadece sin oluyor. Yani sin x diyelim. Tamam, doğru. Burada 7 kosinüs x oluyor. Doğru. Bir de kotanjant lazım. Yani kosinüs bir sinüs soruyor. Hani kosinüs zaten burada. Kosinüs evet. Burada kalsın. Şu 7'yi bunun paydasına atayım. 1 bölü 7 olsun. Evet. Sinüs x de buraya gelsin. Kutancatta zaten. İşte yapıyor muyum? Bunun aynısı gelir değil mi? Bak burada işte evet. Yaparsanız bunun aynısı. Yani burada bizim için artı ne oldu? Kutancant x'i vermemiş. Kosinüs bölü 7 evet. Kutancatta. Bunun yerine ben ne yazacağım o halde? Şunun yerine şöyle diyeyim. Burak kutancant x oldu. Şöyle yazayım. Karşı taraf neydi? 1 bölü 7 zaten değil mi? Evet. Cevap da 1 bölü 7. Evet, cevap burada. Cevap bu kadardı. Kitabın çözümü nasılmış? O da işler dışları aynı şeyleri yapmış. Evet, geçelim mi? Kitabın geçelim. Çözümü isteğin varsa onu da gösterebiliriz isteyesiniz. Geçiyor da öyle. Kitabın çözümünü isteyen var mı? Geçin yok. Hocam. Geçin. Şuraya. Evet, geldik böyle bir ifade. En sade şekli bize sormuş soruda. En sade şekli soruluyor. Çarpanlar ayırma da var değil mi aynı şeyler? En sade şeklinde bunun. Geçen evet. Senede 10 soruda vardı. Bu da aynı şey yani. Oradaki neydi? Normal çarpanlar. O da trigonometrik çarpanlar gibi bir şey yani. Konumuz evet. Şimdi yukarıda ne var? Sinüs x'lerin ortak olduğunu görüyor musunuz? Bak şurada sinüs x'i evet. Gördüm ben. Şurada var. Ortak yani. O zaman ortak parantez alacağız değil mi? Ne yazarım o halde? Sinüs x diyelim. Parantez açtım. Ne yazacağım buraya? Kosinüs kare değil mi? Bak kare olacak da. Kosinüs kare x değil mi? Eksi 1 mi yazacağız? Evet. Aşağıda kosinüs küp x diyelim. Şimdi şöyle hatırlıyor musunuz? Bunu da vermiş ödevlerden biri de buydu. Hatırlarsanız bunları yazın demiştim. Şurasını demek istiyorum. Yani boyayım da şöyle. Şu an eşiti var. Neydi? Atölye var mı burayı? Hani geçen ders ödev vermiştim. Orada vardı bu. Hatırlıyor musun? Tam kare özdeşliği miydi? Hayır.
Şunu söyle o halde. Sinüs kare x ile kosinüs kare x'in toplamı kaçtı? 1. 1. Buradan ben ne yapalım? Şunu yapalım. Şunu bulmam için ne lazım bana? Şu kos kare x burada kalsın. Şu artı 1'i buraya eksiye geçiririm. Şu sin kare de buraya eksi sin kare eksiye geçmez mi? Yani ona benziyor. O eşitlikten geldi yani. Yoktu ama. Değil mi? Böyleydi. Burayı anladık mı acaba? Şu var elimde. Evet. Ama evet. Şimdi şunun benzerini bulmak için ne yaptım? Şu 1'i bu tarafa attım. Sin kare x'i bu tarafa attım. İşte bu. Demek ki ben şunun yerine ne yazmam lazım? İşte şu. Eksi sin kare x'i yazmam lazım. O halde soru şu hale geldi. Şuradan devam etmek istiyorum. Sinüs x çarpı. Buraya da ne yazacağım? Eksi sinüs değil mi? Kare. Kare x. Şöyle çarpı artalım. Şuna dikkat. Bölü kosinüs. Yazayım da parantez daha mı? Evet. Burası da kosinüs küp x değil mi? Küp x. Evet. Üst tarafta çarparsam ne gelir sizce? Eksi sin küp x. Eksi aynen. Küp x doğru. Bölü kos küp x. Şu eksi dışarı atayım. Şunlar küp zaten. Şu eksi dışarıda. Küplerden üstü sayılardan dolayı şöyle yazarım. Sinüs x bölü kosinüs x'in parantez küpü de yazarım. Doğru mu bu yazdığım? Bu da tanjant mıydı? Evet değil mi? Şu parantez için ne bizim için? Tanjant işte. Şu parantez derken şundan bahsediyorum. Şu boyadığım yer dikkat. Bu maviyle boyuyorum şu anda. Bu boyadığım yer ne işte? Bunu da bugün öğrendik işte. Daha önce de biliyoruz aslında. Şuraya ne yazalım halde? Bunun yerine artık şöyle yazalım. Tanjant yazıyorum. Dışarıda ne var artık? Küp var değil mi? Onu da şöyle yazabilirsin. Parantez içinde yazabildik. Bu şekilde doğru. Tamam mı? Eşit. Şu an silmiyorum. Evet, cevap neymiş o halde? Tanjant küp x. Eksi olmuyor mu hocam? Eksi tanjant. Özür dilerim. Şu önünde eksi var. Onu unutmuşum. Şurada eşittir var. Ama eşitten sonra bir de eksimiz var. Doğru. Evet. Eksi tanjant küp x. Bunun cevabı da bu. En sade şekli bu. Evet, eksi tanjant küp x'miş. Doğru. Evet, ekran görüntüsünü aldı senin bu şekildeydi. Şura ayrı tabii. Burayı ne yaptık? Şurada geçiş için kullandım. Burası ayrı dikkat. Evet, tamamsa silelim mi ekranı? Geçelim mi? Aldık herhalde. Geçiyorum hadi. Aldık hocam. Kitabın çözümünü de göstermek istedim. Onun için şöyle sildim. Kitabın çözümü de böyle. Benzer şekilde yapmış yani. Evet, geçiyorum bunu da. Diğer sorudayız. Evet, geldik buraya. Yine tanjant x artı kotanjant x eşittir 4'müş. Tanjant kare x artı kotanjant kare x eşittir nedir diye sormuş değeri yani. Ne yapacağız? Yine yapıyorduk biraz önce sorulardan aynısı. Sağ ve soldan ne yapacağız? Kare alacağız. Bunun, kare alacağız. Evet, solun karesi oldu. Bu da 4'ün karesini alacağız. O halde açarsam ne gelir sizce? Tanjant kare x olacak. Artı kotanjant x çarpı kotanjant x ve artı kotanjant kare x olacak ve 16. Biz neyi öğrendik? Şunu öğrendik. Hatta kotanjantın toplamı. Toplamlar ne eşit? 1. 1 değil işte o sin kare x. Sin kare kos kare toplamı 1. Biz nereye öğrendik? Yani şunu öğrendik değil mi bak? Tanjant da kotanjantın çarpımı 1'di. Dikkat karıştırmayın. Sinüs kosinüs üstlerinin karelerinin toplamı 1'di. Bu kez ne? Tanjant da kotanjantın çarpımı 1. Dikkat. Ha, evet. Dikkat karıştırmayın diğer şeyle. Sinüs kosinüs ile bura 1 artık. O zaman soru ne hale geldi? Tanjant kare artı çarpı 2. 1 diyorum. Şu 1 buradan geldi anlamında. Ve kotanjant kare x 16. 2 diye tarafa alacağım. O halde tanjant kare yalnız kaldı. Artı tabii kotanjant kare de yanındır. Kotanjant kare x 14. Yapar. 14 yapar mı? Direkt yazdım. Evet. Eksi diye gittim. Değil mi? İşte cevap buydu. Bizim aramızda şey buldu zaten.
Evet, geçelim mi yazdıysanız? Alın mı evet. Görüntüyü? Evet, görüntü aldıysanız tamam. Yok hocam. Yok mu? Aldık hocam. Kitabın, geçin hocam. Kitabın çözümü de şöyle. İsterseniz bunu da alabilirsin. Aynı şeydi zaten. Evet, diğer ekrana bu soru geldi. Şimdi burada yine yaparız. Sağ ve soldan kare alacağız. Kim söylemek ister? Kim? Bu sadece eksi mi? Eksesi mi? Eksilisi. Evet, arada eksi var tabii. Biraz bir sorun aynısı. Sağ değil mi? Bunun sol taraftan kare alacağım. Ben birin karesini alacağım yani şuradan. Bir. Bak, kare yazıyor da. Evet, Kübra ikinci. Başkası, hocam ben daha deminki soruyu çözdüm ya. Eğer başkası çözmek istiyorsa ben bekleyeyim. Başkası. Çözeyim o zaman. Ses yok kimseden, evet. Söyle bakalım o halde. Hocam şey tanjant, onun karesini alıyorduk, evet. Şimdi şöyle oluyor. Tanjant kare x. Tanjant kare x, evet. Eksi 2 tanjant x çarpı kotanjant x. Evet. Artı kotanjant kare x. Söyleyemedim. Hı-hı. Eşittir 1. Tamam. Burada ne yapacağız? Buradan bunun tanjant x ve kotanjant x'in şeyini 1 oluyor. Neyi? Çarpımı 1 oluyor. Evet, tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı, şu boyadığım yer 1. 1 olduğunu biliyoruz artık. Bunu öğrendik bugün. O halde oraya 1 gelecekmiş. Şuraya 1 yazacakmışız. Bunun soru ne hale geldi? Soru tanjant kare x kare x eksi 2 artı kotanjant kare x eşittir 1. Buradan 2'yi diğer tarafa atıyoruz. Yani şu eksi 2 değil mi? Bunu diğer tarafa atacağız şöylece. Burayı eksi 2 yapar. Evet, atacağız şimdi. Şuraya yazalım hadi kalanları. Tanjant kare x. Burada artı kotanjant kare x. Evet. Eşittir 3. Evet. 1 burada. 2 de buradan geldi. 3 cevap bu o zaman. Sonuç buymuş, evet. Bunu sormuş zaten bize sordu da. Cevabımız bu kızlar. Evet, yazdıysanız geçelim mi? Ekran görüntüsü evet. Aldınız herhalde. Evet. Kitabın çözümünü de açabiliriz istiyorsanız. Şurayı silebilirim. Kitabın çözümü de bu şekildeydi. Aynı soru için konuşuyorum. Ve diğer soruya geçtik o halde. Yine özdeşlikler diyor. Dördüncü başlık altında. Sekant kare x artı kosekant kare x çarpı tabrasman içinde sinüs kare x vermiş. Ve şimdi burada bunun en sade şekli ya da aşağıdan hangisini eşitleriz sormuş. Yani en sade şeklini söylüyor bu ifadeyi. Buralım o halde. Sekant kare x'in ben ne olduğunu biliyorum. Biraz önce söylemiştim, hatırlıyor musunuz? 1 bölü kosinüs x. Evet, doğru. 1 bölü kosinüs x'in karesi oldu, değil mi? Sekant yerine 1 bölü yazdım. Şöyle açayım. Şuraya mı yazacağız o halde? Ya da şöyle mi yapalım? Şöyle yazalım. 1 bölü kosinüs, şöyle yazalım. 1 bölü kosinüs x'in bunun karesi yazalım, değil mi? Şöyle yazarsa aynı şey, evet. Sonra artı şurada kosekant var. Bunun yerine yazacağız. 1 bölü sinüs x'in, değil mi? Karesi, değil mi? Böyle yazacağız. Tamam, bu ilk parantez şöyle göstereyim mi? Şöyle. Çarpı bir de ne var? Sinüs kare x var. Buna bir şey yapmıyoruz. Böyle bırakalım. Şimdi burayı düzenleyince, burayı açarsam ne gelir sizce? 1 bölü, 1'in karesi 1'dir, değil mi? Kosinüs x'in karesi ne yapar? Kosinüs kare x yapar. Bunu ben şöyle c kare x diye yazayım. Yani kosinüs x kare anlamında. Artı 1 bölü, burası ne yapar? Buradan sin kare x yapacak. Evet, şu hale geldi sorumuz. Çarpı sin. Hocam biz oraya sekantın karesi desek olmaz mı? Nereye? Duruyor mu diyorsun? Nereye diyorsun? Sekantı biz ne yaptık? Kosinüse çevirdik. Kosekantı sinüse çevirdik. Şimdi burayı dağıtalım istersen. Ya şurada payda işlemek lazım ya da dağıtmak lazım burada. Ben dağıtmak istiyorum bu kez. Yani şu
sin kare eksini yapayım buraya ve buraya dağıtmam gerekiyor. Onu düşündüm. Dağıtırsam ne geldi? Sinüs kare x bölü kosinüs kare x geldi. Yan tarafına geldi. Bu da sin kare x geldi. Böyle yapılabilir. Evet. Şurada ne yapar? Buna sade şimdi buradan bir gelir mi? Şunlar sade işte. Bura bir yapacak. Şu nedir? Sin kare bölü kos kare ne eşittir sizce? Sin kare bölü kos. Yani onun yerine ne yazarız? Şuradan devam edelim. Tanjant. Evet doğru tanjant. Ama karesi değil mi? Tanjantın karesi tabii ki. Hani ikisinde kare var ya. Sinüs bölü kosinüs x'in karesi anlamında bu da tanjant. Şöyle yazayım için. Sinüs x bölü kosinüs x kare. Kareler ortak ya dışarı attım şöyle parantez içine. Ve artı bir oluştu burada. Onu da yazdım. Artı şurası parantezin içindeydi bizim için. Tanjant. Yani burası tanjant kare x oldu. Ve artı bir. İşte cevabımız bu. Sonuç hocam bu. Sin kare x'ten devam eder misiniz? Sistem attığı için ben tekrar gelebildim de. Nerede? Şuradan itibaren mi diyorsun? Evet. Bu satırı yazdım. Şimdi burada dedim ki şunun karesini yapar. 1'in karesi 1. Buraya 1 yazdım. Kosinüs x'in karesi. Kosinüs kare x oldu şurası. Arada artı var. Sonra yine 1'in karesi 1 yaptı. Buraya yazdım. Sinüs kare, sinüs x'in karesini sin kare x. Şuraya sin kare x yazdım. Çarpı dışarı sin kare x var zaten şurada görüyorsunuz. Şunun yerine bu geldi. Sonra ne yaptım? Buraya dağıtayım dedim. Şöyle dağılma özelliği var. Dağıtınca burası ne yapar? Sinüs kare x bölü kosinüs kare x oldu. İşte şuraya bunu yazdım. Dağıttıktan sonra gelen bu. Sonra buraya dağıtırsam sinüs kare x bölü sinüs kare x yazdım işte şuraya da. Bu da 1 yapar. Çünkü ikisi aynı ya. Sadesini 1 yapmaz mı? O 1'i ne yapmış? Şuraya yazmıştı. Şunun yerine 1 yazdım. Şu kareler ortakta o hale ben ne yaptım? Parantez dışına yazdım kareyi. Kareyi dışarıya dağıtsam ne yapar? Bu da sinüs x bölü kosinüs x oldu. Tamam. Şu sinüs x bölü kosinüs x zaten tanjant içerisi. Onun yerine ne yapmışım? Gelip buraya tanjant yazdım. Ve karesi vardı. Tanjant kare x. Şu artı bir de şöyle yazdım. Ekledim yani. Cevap buydu. Bence bu soru o kadar zor ki ben hiç anlamadım. Payda eşitleme yoluyla çözelim mi? Aşırı zor. Payda eşitliği yapar değil mi? Yapar mı diyorsun? Evet hocam onu da bir öğrenelim. Yapalım hocam bir de ona bakalım. Buradan şu kısmı silmem lazım. Şöyle aynı şeydi yani aynı şey çıkar sonuçta. Ben hiç fark etmedi. Buradan şurayı silmem lazım. Geriye almam lazım. Hocam bence en basit yöntemiyle yapmaya çalışalım. Bu çok zor çünkü. Ne en basit diye bir şey yok matematik. Her şeyin basit olması lazım. Öyle bir şey yok. Hukukundan işte, beri zorlu. En basit bu. Kitabın çözümü de nasıl ona bakalım. Bak fayda işlek yapmışlar. Benim de dediğim buydu işte fayda işlek. Bunu da buradan alın beğendim. Şu ekran görüntüsü aldın mı benim yaptığım çözümü? Şuydu çözüm. Benim çözümüm. Kitabın çözümü de. He, burada tabii işlem yapmış da onu da yazalım evet. Fayda işleme yöntemiyle yaparsak şuraya sin kare x yazacak. Buraya cos kare x yazacak. Sonra çarparsam ne geldi? Bunda bu çarparsam. Sin kare x geldi. Bunda bu çarparsam. Yani cos kare x'i 1'i çarptığım için üst taraf cos kare x oldu. Bölü. Bu ikisinin çarpımı yani cos kare x çarpı sin kare x geldi görüyorsun paydada. Çarpı sin kare x oldu. O da şuradan geldi. Burada sin kare x ile sin kare x ne yapar? Sadece o halde payda ne kalır? Cos kare x kalır. Bunu yapmamışım. Tamam. Şu mavi yazılı yere bir yazmaz mı? İşte şu mavi bir mavi yazının tamamı. Bir de için buraya bir yazılmış. Şu bir oradan geldi. Burası sin kare sin kareye götürse ne gelir? 1 bölü cos kare kaldı. Bu da ne yapar? Sekant kare x'tir. Değil mi? 1 bölü kosinüs neydi? Sekantı. Kare olduğu üzerine kare gelmiş. Tabi cevaplar farklı diyebilirsiniz değil mi? Farklı değil aslında. Aynı şey de. Şimdi bu ekranı aldınız mı? Ben şimdi onu sekanta çevireceğim. Evet. Paydaşlık yöntemi bu tamam mı? Bunu da çözdüm bence. Yapmak istediğim buydu paydaşlığımı. Ekran yazmak istemiyorum. Buradan bakabilirsiniz. Ben diğerinin sekant kare x olduğunu devam etmek istiyorum. Hadi şöyle yapalım. Şu kaldığım yer var ya burası nedir? Şöyle devam ediyorum ben. Eşittir diyorum. Şu bizim için neydi? Aslında şu şurayı sileyim de şöyle devam edeyim. Geriye doğru alayım şöyle. Şu kısmı şöyle yapalım. Orası tamam. Şöyle düşünelim. Evet. Şimdi burada paylaşayım. Neden? Burası sinüs kare x. Şurada kosinüs kare x'ti ya. Artı 1'di. Burada paylaşırsam burayla bunu çarpacağız değil mi? Oradan ne geldi? Sinüs kare x zaten var. Artı kosinüs kare x gelmez mi buraya? Şu kare tabii.
bölü Evet. aydan ek kosinüs kare x yapar. Kare x. Üst tarafa bakarsanız yine 1 geldi. Şurayı görüyor musun? Burası 1 eşit. Arada artı var. Dikkat. Evet, üst taraf 1 olduğu için o halde bunun cevabı ne olacak? 1 bölü, bölü kosinüs kosinüs kare x. Bizim bulduğumuz aynısı aslında. Bu da neydi? 1 bölü kosinüs x'i tekrar şöyle yazayım da görmek için. Tabii karesi de var şurada. Bu da ne eşittir? 1 bölü kosinüs sekant. Ya da bu nedir? Sekant kare x demektir. Şurada kare var ve x var. Cevap işte bu. Yine aynı çıktı yani sonuç. Yani birbirine eşit olma durumları var ya ondan dolayı. Evet. Bunu da alabilirsin. Aldı mı? Evet. Sekan kare x yani cevabımız. Aldık hocam. Evet. Kaç dakika var burada? Bitti gider. Süre bitti. Ders bitti. Evet doğru bitmiş. Ondan sonra ne var? Onu not alalım da sayfasını. Ben hemen siz bana söyleyin. Ben tutuyorum hocam aklımda. Pazar evet, hangi ders? Burada, evet şu soruda kaldı bu halde. Bu sorun neredeyim? Buna bakalım. Sayfa 21'e 1. 21'e 1 tamam. Evet 21'e 1. Yoklamayı aldım atarım hocam. Tamam. Teşekkür ettik o zaman. O zaman görüşmek üzere. İyi dersler sizlere. Görüşmek üzere hocam. İyi dersler.